Sevgili dostlar, Yes Motors'tan ben Yücel. Eyüp Bey kardeşim de hemen yanımda. Eyüp Bey kardeşim. Şimdi arkadaşlar, bu araçta bir düşünce değişikliği yapalım ve farklı bir yol izleyelim. Farklı yolumuz nedir? Bu aracı sizlere ihaleye çıkartalım. En yüksek teklifi verene bu aracı verelim. Ne diyorsun Eyüp Bey kardeşim bu olaya? Verelim abi. Tamam Eyüp Bey kardeşim. Şimdi aracı anlatalım. Ondan sonra da ihaleyi nasıl yapacağımızı anlatalım. Arkadaşlar Eyüp hopladı. Bu yasa dışı olabilir falan filan dedi. Şimdi biz yine devam ediyoruz. Niye yasa dışı olsun ki diye düşünerekten. Evet, nasıl yapıyoruz abi ihale sistemini? İhale sistemini şöyle yapacağız arkadaşlar. Yorumlara yazacaklar abi. Evet. Biz bu araba 48 saat ihalede duracak. Bu araba bugün günlerden cuma. Herkesin de cuması mübarek olsun. Yarın bu... Video büyük ihtimal yarın yayınlayacağız. Yani yarın saat günü yayınlayacağız. Evet, sallıyorum 6 gibi yayınlandı diyelim video. Evet. Pazartesi günü saat 6'ya kadar. En yüksek teklif verene... Onu pazartesi günü 12'ye kadar yapalım. 12'den sonra satışını verelim. Tamam, pazartesi günü 12'ye kadar. Evet arkadaşlar, şimdi böyle bir kampanya mı diyelim, ihale sistemini size açacağız şimdilik. Zaten biliyorsunuz bizim ihale sistemiyle alakalı çalışmalarımız var. Bu arabada da böyle bir sevgili dostlarımıza bir öncülük tanıyalım. Böyle bir şey yapalım. Bakalım, belki zarar edeceğiz, belki kar edeceğiz, belki de kafa kafaya çıkacağız. Sizler de arkadaşlar çok ölücü olmayın ha. Tutup da 1 liradan çıkartıyoruz diye 1 lirada vermeyin. Dikkat edin yorumlara, aynı rakamları falan filan da vermeyin arkadaşlar. Maliyetini de söyleyelim mi? Söyle. Bu arabayı sanırım biz ihaleden 200 bin liraya yakın bir paraya almıştık. Evet. Doğru mu? 190'dı tam. Tam 190 mı? Ankara'daydı bu araba. Bu arabaya da yaklaşık 30 küsür bin lira masraf yaptık. Tamam. Yani bize gelişi aşağı yukarı 225 bin lira gibi bir rakam olacak. Tamam. Maliyeti. Tamam. Yani ona göre de üstünü verin arkadaşlar. Bu aracın hatasını bulursanız 300 bin liranın üzerindedir. Biz güzel yürekli arkadaşlarımızı ihaleye bekliyoruz. Teklif vermeye bekliyoruz. Veyahut da kafalarına göre tekliflerini versinler. Yorumlar arkadaşlar, teklifleri verin. En yüksek teklifi, sallıyorum orada 50 bin lira teklif var veya 100 bin lira, 200 bin lira teklif var. Siz altında teklif vermeyin, boşa vermiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar arabayı anlatalım. Şimdi Eyüp Bey kardeşim, bizim arabamız nasıl bir arabaydı? Geçmişte bu arabanın kazalı videolarında kazası vardı aslında. Yani diğer videolarda yani kazalı hali vardı. Videoların yapım aşamalarını çekmiştim ama videoların ne oldu bilmiyorum. He. Şimdi bu arabada ne yaptık? Bu çamurluğu boyadık. Sol ön çamurluğu boyadık, evet. Sol ön kapıyı boyadık. Evet. Bu kapıyı aynı renk çıkma olarak aldık. Boyatmak istemedim, o yüzden hafif lekeleri var gördüğün gibi. Ya böyle bir şey yapma, boyat gitsin şunu. Aynı renk alıyorsun ama olmamış yani. Ama kapı hatasız. Kapı hatasız. Yani boyanmamış işte önce. Bu çamurluk boyandı. Ama Eyüp Bey kardeşim, şimdi bak, boyalı yerlerle boyasız kapı birbirini tutmamış. Yani istemez tutmuyor çünkü bu yeni boya, siyah olduğu için solma yapıyor yani. Anladım. Tamam abi. Senelerin verdiği bir şey var. Sonuçta arabada yeni bir model değil yani. 13 yaşında araba. Evet, 2010 model. Evet. Arabayı da anlatmayı da unuttuk. Bu arka bagajı boyanmıştı geçmişte. Bu arka bagajı değişmiş kanki, değişmişti. Yani öyle bakmıştık biz, değişmişti. Ben hatırlamıyorum öyle baktım. Ha, bakmıştık. Evet. Bakayım videolarına. Evet, vidalarda işlem var. Evet, bakın arkadaşlar, vidaları görüyor musunuz? Vidaları oynamışlar. Bu bagaj kapağı değişmiş. Tamam. Ama öyle havuzda mavuzda öyle aman aman bir şey yok. Geçmişte bagaj kapağı değişmiş. Bu kapılarda herhangi bir şey yok. Bu çamurlukta boya var. Belli. Tamam. Var değil mi? Bu çamurluk boyalı, evet. Evet. Belli. Bunda boya var. Bu çamurluk orijinal galiba. O çamurluk orijinal, evet, bu kapılar da orijinal. Kapı da orijinal. Kaput? Kaput da orijinal. Orijinal. Ben bakmıştım. Orijinal zaten. Belli o. Evet. Yani böyle eski arabalar zaten gamzeli, bilmem şuralı buralı, evet, sıkıntılı oluyor. Ama bizim arabanın şasisi, podyası, motor işleri falan hepsi hatasız. Şanzımanı, motoru falan hepsi böyle, araba daha sıfır ayarında gibi. Gayet düzgün. Yani geçmişinde zaten bu kapıda bu çamurluk da orijinaldi arabanın. Ama bu kapıyla bu çamurluk boyalıydı. Evet Eyüp Bey kardeşim, burada bir sis kapağını alacaksın. Bir de burada. Aynen, doğru abi. Pazartesi günü saat 12'ye kadar inşallah bu işlerin hepsini çözeceğiz biz zaten arkadaşlar. Pazartesi günü saat 12'de ihalede bitmiş olacak. En yüksek teklif veren aracı alacak. Yine araba. Ney burası? Ha, buraya da bant çektireceksin. Burası gibi orijinal olacak. Anladım. Bu araç arkadaşlar 2010 model. 1-2 pozisyon paket, otomatik, tam otomatik, bunlarda geri kaçırma falan yok. Ve makyajlı. Makyajlı olunca ne oldu? Buraya yine gündüz farları, şurada işte farlar biraz daha büyüdü. Bildiğim kadarıyla tamponu biraz daha farklı. Gündüz farları falan var önde. İç tarafında yine torpido falan makyajlı, gördüğünüz gibi. Diğerleri gibi değil. Ben bu arabaları niye çok beğeniyorum ya? Ya ufacık araba. Ama hiç kullanmak... Beğendiğin yerleri de anlatayım. Zaten bunun motoruyla şanzımanı bir harika. Bu arabaları en çok tutturan da büyük ihtimal bu. Evet, tipik bir Japon yani. Evet. Kliması falan. Mükemmel bir motor şanzımanı var arabada. Bunun torpido ve direksiyon airbagleri falan hep orijinal arkadaşlar. Açma vesaire yok. Sadece buradan koltuk airbag ile, koltuk airbag'i açıktı sadece. Başka açık bir airbag yok zaten. Tavanda airbag yok, evet. İçi de pırıl pırıl arabanın. Gayet güzel. Hüseyin abimiz yine güzel bir işçilik yapmış. Evet. Normalde bayağı kirliydi. Beige rengi olmasından ötürü de. Yani ben çıkmaz diye düşünüyordum da çoğu şeyi çıkarmışlar. Bu arabaların şu koltukların altında da gözümüz mü ne bir şeyler var değil mi? Yani bilmiyorum. Bakmadım hiç o kadar. Detaylı incelemedim yani. Bak arka camı falan filan, arka bagaj kapağı değişmiş diyoruz ya. Arabanın arka camı da orijinal ha. Serviste değişmiş o arada. Yani yetkili serviste değişmiş bunun arka bagaj kapağı. Zaten araba geçmişi full yetkili servis. Bütün ön camları falan da hep Nissan, yan camları da hep Nissan. Şurada bir koltuğa bunu bir şey yapıyorlar. Buradan açıyorlar falan ama nasıl yapıyorlar acaba ya? Bu nasıl açılıyormuş ki? Lan bu ne? Ha böyleymiş ha. Bu şekildeymiş. Ben tersten açılıyormuş. Basit bir mantığı var. İyi bak böyleymiş. Buraya da bir göz koymuşlar. Araba ufak ya. Ha. Koltuğu çok mantıklı. Koltuğu şöyle kaldırıyormuşsun. Ben öbür tarafta aradım da buradaymış. Arkadaşlar biz çok kalem araba çalıştığımız için de böyle özelliklerini falan da adım adım öğreniyoruz. Aracımız 2010 model 1.2 Fosyon. 117.000 kilometrede otomatik. Araç da gayet güzel. Eyüp'ün anlattığı gibi arabanın sol ön çamurluk boyalı, sol ön kapı boyalı, sol arka çamurluğu değişik, sol arka kapısı değişik, sol arka çamurluğu boyalı, bagaj kapağı değişik, sol sağ arka çamurluğu da boyalı yine. Başka da araba orijinal. Tavanı, mavarı, önü falan hep orijinal. Şaseleri, modyeleri falan hep orijinal. 2010 model Nissan Micra Fosyon 117.000 kilometrede. Evet Eyüp Bey kardeşim, ne diyorsun? Güzel araba. Güzel araba, beğeniyorsun. Evet. Arkadaşlar biz tavsiye ediyoruz. Elinize kuvvet. Yazın rakamlarınızı. Pazartesi günü saat 12'de bunun ihalesi bitmiş olacak. Bir çalıştıralım bakayım dedim. Şimdi biz iki araba gideceğiz ya, sen giderken de bu arabada bir video çekersin yine. Yürüyüşü, gidişi, beğeniyor mu, beğenmiyor mu? Tamam. Yok ya ben geldim arabayla geri gidelim. Kilometreyi de çekelim şöyle. Yaksana farlarını marlarını. 117.791. Maşallah saat gibi de çalışıyor. Bir ara böyle fotoğraf çekilirken insanlar o kapının orada durup böyle fotoğraf çekiliyordu. Ha aynen. Evet sevgili dostlar, böyle bir şey yaptık. O da sizle bizim aramızdaki bağ güvenerekten yaptık. İnşallah hayırlı bir ihale olur. Bakalım araç kimin nasibi. Kimin nasibi olursa da hayırlı uğurlu olsun inşallah şimdiden. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.